Evet ABD'nin gülleri. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir de birinci TBM ile alakalı genel sorulara bir bakalım. Bu oyuncu bir cepte kalsın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne demişiz? Yıllarca beklediğim ilahiyat dikap alanda gelen ama genel kültürde sormadıkları bir soru. Kurtuluş Savaşı hazırladığı, Kurtuluş Savaşı'nda hazırladığı karşı fetva. Celal Hoca'nın deyimiyle anti fetva ile birinci Tebeme ve milli mücadeleyi destekleyen onun yıkılmasına izin vermeyen Ankara müftüsü Ataullah Efendi diye bilinen Cumhuriyetin ilk diğer kişileri Başkanı'sı olan kimdir diye sormuş? Kim? Rıfat Börekçi abi. Tamam? Böyle olsun canımız yesin bak al. Rıfat Börekçi. Hamdi Yazır, Elmalı Hamdi Yazır abem Allah razı olsun Mustafa Kemal'in emriyle bir Kur'an-ı Kerim tercümesi Türkçesi tamam mı? Çevirisini yapmış. Bir de tefsirini yapmış. Her evde olan Hamdi Yazır. Biz de Abdullah Fevzullah Fevze Bender de sonraki Diyanet İşleri Başkanları'dır. Ama Ankara Müftüsü Börekcizade Rıfat. Bu adam çok önemli. O din kullanılarak milli mücadeleye zarar verilmesinin önüne geçti. Allah gani gani razı olsun. Seviyoruz seni Rıfat abi. Al inşallah gelir. Tamam. Beraberinde Birinci TBM tarafından gerçekleştirilen tek inkılap. Bak klasik soru. Birinci TBM'nin yaptığı tek inkılap bari hareket saltanatın kaldırılmasıdır. Tamam. Yaptığı tek inkılap. Ha inkılapçı mı değil mi? Sorunun gelişine göre değişir. Ama ÖSYM'nin yaptığı son sınava göre artık inkılapçı diye yorumlat duruyor. Ama şu yorumu da alın. Bu meclis savaş meclisi. Bu meclis savaşmaktan neye fırsat bulamadı? Savaşmaktan inkılaba fırsat bulamadı. Fırsat yok adam ne etsin ömrü neyle geçti? Birinci meclisin gazi meclis savaşmakla geçti anlaştık tamam. Peki başka ne var burada TBB'nin açılması? Tamam eyvallah. Cumhuriyetin ilanı o ikinci TBM'de. Halifelik ikinci de. Anayasanın yapılması bir de. Ama inkılap bari dediğiniz zaman saltanatın kaldırılması. Bunlar diğer devletin kendi iç işleyişiyle alakalı. Anlaştık abim. Bilin. Tek inkılap bu. Saltanatın kaldırılması. Geçtim. Genel bak özelliklerine verdim mesela anlatırken de onun şeyi üniteyi tek tek söyledim değil mi? Eşleşmeden hangisi yanlıştır? Kurucudur, anayasa yapmıştır. Evet. Niye? Neyi yaptı? 1921 anayasası. 1921 anayasası demez. O zaman bilirsin. Ne der? Teşkilatı esasiye ders. Tamam anayasayı burada anlatmıyorum. Nerede anlatacağım? Birinci Dünya savaşından sonra kabul edeceğiz ya. Orada anlatıvereceğim. Zaten ayrıntısını da İsmail Er anlatır size. Tamam orada birazcık daha. Ben şimdi tarihi boyutuna bakacağım. İsmail'im neye bakar? Vatandaşlık boyutuna bakar. İkisi birden gelebilir. İkisini harmanla izle. Bitti gitti. Tamam. Beraberinde olağanüstüdür. Ha olağanüstü salahiyete haiz meclis. Nasıl oluyor? Güçler birliğini kabul etti, değil mi? Ama güçler birliği demez bu kolay. Ha, öyle der mi Öseyeme? Demez. Ne der? Meclis hükümeti sistemini benimsemiştir der. Senden meclis hükümeti sisteminin güçler birliği olduğunu bilmeni ister. Meclisin yasama, hükümetin yürütme erki olduğu, bunu bil, ona göre yorulma der. Bir de bir şey daha söyler. Ne der? Milletvekilleri Yargıçlık yapmıştır der. İstiklal mahkemeleriyle de yargı görevini üstlendi mi Isparta milletvekili ben tarih öğretmeni adam kaldırıyorum. İstiklal mahkemesinde ne yapıyorum? Yargıçlık görevini yapıyorum. Aklına yattı bilin üçerlileri unutmayın. İstiklal mahkeme hakkında soru da orada değini vereceğim. İhtilalcidir. İhtilal neye karşı olur? Rejime karşı olur. Neye karşıyız biz? Saltanata, monarşiye karşıyız. Neye getireceğiz? Cumhuriyete getireceğiz. Bak demokratiktir. Öğretmenim. Lan sorunun girişine göre işte yorumlayacaksın. Al üyeler seçim yoluyla belirlendiği için demokratiktir. Ama güçler birliğini kullandığı için demokratik değildir. Sorunun girişine göre yorumla. Tamam böyle sorduğu zaman kurucu, savaşçı, demokratik dediği zaman demokratiyi al. Demokratik olmaması için olan üstüdür ya. ya Demokratik değildir ya. Bunun için ne lazım? Güçler birliği demesi lazım. Anlaştık değil mi? Savaşçıdır. Varıyor. Nereye varıyor? Bağımsızlığa varıyor dedim değil mi? Al Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. Gazi meclistir. Ne diyor burada da? Azınlık vekillerini evlenmiştir. La! Azınlık vekili, mekili yok. Rum, Ermeni onlar tarafını belli etti. Onlar senden benden yönetime katılmak mı istiyor? Bağımsız devletlerini mi kurmak istiyor? Onlar bağımsız devlet kurmanın peşindeler değil mi? Azınlık şeylerine yer verilmemesi neyle alakalıdır? Neyle alakalıdır? Bizim ulusal olmamızla alakalıdır. İçeride yabancı yok. Anlaştık abim hep biz bizeyiz. Bilin aha cevabım neymiş? Savaş çaymış. Önceki soru işaretledik mi? İşaretlemişim. Bazen böyle oluyor. Cevap soruyu çözüyoruz cevap yok. Yani hani işaretlemiyoruz. Hangisi? Birinci TBM'nin Kendisine karşı aldığı önlemler, çıkan karşı aldığı önlemler arasında gösterilemez. Bak klasik ÖSYM sorusu. Anladın? Al. 500 tarihten sana. Tamam. Al. Klasik sorular bunlar. Hangisi yoktur diye sorar. Kıyaneti vataniye. Var. Değil mi? İstiklal mahkemeleri. Bunu ile beraber kurdu? Firariler kanunuyla beraber kurdu. Değil mi? Beraberinde İstanbul'a tüm bu haberleşme kesmesi. Zaten seni sevgili gibiyiz. Küsüz sürekli İstanbul'dan. Değil mi? Ankara müftüsü Ataullah Efendi şeyden ee, Rıfat Börekçi'den anti fetvalar. Hepsi var ama ne yok? Takriri sükun burada değil. Birinci tebemede değil. Ne zaman? Takriri sükun 1925. Tamam 1925. Şeyh Said Şeyh isyanında tamam kim çıkardı bunu? Birinci TBM değil. ikinci TBM çıkardı. Anlaştık. Gözünüzü seven bak tamam. Şimdi 1920-23 arası birinci TBM. Tamam 23-27 arası ikinci TBM. 27-31 3. 31-35 4. Böyle gidiyor. Anladınız mı? Günümüzde kaçıncı TBM var? Tamam. Şu an Ocak itibariyle, Ocak 2023 itibariyle kim var? 27. TBM. Ama Mayıs'ta yapılacak seçimlerle Mayıs 2023'te 27 gidecek. Hangisi gelecek? 28 gelecek. Bak zaten İsmail manatır anlatır size bunu. Tam güncellik ne? Soru. Tamam. Lisansa mı gelir? Ön lisansa mı gelir? Kurum müdürlüğünden mi sorar? Nerede sorar? Bilemedim. Bilin ama. Tamam. Al. Takrı sükun yok. Özellikle yazdım. Birinci TBM'de alınan Yasama ve yürütme görevi TBM'ye aittir kararına bakılarak. Bu bir sistem. Neydi bu sistemin adı? Yasama, meclis, yürütme, hükümet. Hangi sistemdi? Meclis, hükümeti sistemiydi. 1-2-3 hangilerine ulaşılır diye sormuşum ben. Tamam mı? ÖSYM ulaşılamaz diye sorar. Bakalım. Milli egemenliğe dayalı bir yönetim kuruldu. TBM'den. Çıkar mı? E Çıkar. Yasama yürütme. Mecliste. Eyvallah. Meclis hükümet sistemi banko var mı? Banko var. Değil mi? Padişah iradesinin yok sayıldığı. Evet. Bak açıkça netçe karşıyız demiyoruz ama yasama ve yürütme artık kime ait? TBM. Ula önceden kime aitti? Önceden kime aitti? Önceden padişaha aitti. Artık kime ait? meclis artık padişah iradesi de yok sayılmış. Anlaştık bak sorunun gelişine göre yorumlayın. Al hepsini aldım. Anlaştık. Ağırt beni Lan soruya göre alıştı. işte. Kurban olduğumun ya al çıkıyor. Anlaştık bilin. Peki devam et. Ben tabii ben biliyorum ben güttüğüm oyunu biliyorum ben. Ben bilmem mi ben? Ben bilmem mi? Örtmenim. Yasamaya rütme tebeme ayırtır. E ee, sadece buna göre yalnız iki olmaz mı? Bunun olduğu da bu da sadece meclis hükümeti değil mi? Ama abim bu meclis ne? Bu meclis aynı zamanda ulusal egemenlik. Niye? Çünkü padişah yok demiş. Anladın? Al. Bak beraber alınız. Al. Hepsini aldım. Aha öğreticisi olmak için böyle. TBM'ye karşı çıkan ayaklanmaları. Hangilerinin destekleri sonlanmaz? Dört başlıktaydı. Kimdi onlar? Halk. Kimin fişeğiyle? kimin fişeğiyle? İstanbul'un fişeğiyle, değil mi? Bir de kimin fişeğiyle? İngilizlerin fişeğiyle, değil mi? Bunlar arıza çıkardı. İki, kim? İstanbul hükümeti doğrudan kendisi arıza çıkardı. Padişah, halife dedi, değil mi? Anladın mı? Ahmet Anzavurlar, Kuvayi İnzibati, Halifelik orduları falan çıktı. Sonra Kuvayi Milliyeciler ve azınlıklar. Rumlar, Yunanlar, Ermeniler. Bunlar tamam. Tam dört tane. Koy beşinciyi sor demiştim. Al. Padişah taraftarları, saltanatçılar arıza çıkardı. İtilaf güçleri, hatta Bolu Düzce Hendek Adapazarı, Ahmet Anzavur Kuvayi Zibatiye neydi? Boğazları korumak içindi. İngilizler destekledi Ama rejim karşıtlarının desteklediği bir isyan var mı? Ortada. Rejim yok ki. TBM'ye karşı, Cumhuriyet rejimine karşı ilk isyan Şeyh Said isyanı olacak. O da ikinci TBM'de. Anlaştık. O yüzden burada cevabım hangisi? Birler ikiler gitti. Cevabım yalnız üçmüş. Anlaştık bak nokta atışı böyle gelecek. Tamam peki devam. Sevr anlaşması. Hangi konferans? Açlı konferanslardan hangisinde hazırlamıştır? Yani Sevr'in taslağı nerede? Nerede? İşte Sıpa'yla Londra'yla oluşturdular. Kabul edilmedi tamam mı? Sonra neyle geldiler? San Remo konferansıyla İtalya'da Sevr'in ne oluşturuldu? Sevr'in taslağı oluşturuldu. Doğru mu? Ama Sevr'den gelecek soru tipi. Sevr anlaşması, ölüm fermanı, sözde barış. iki yıl geç imzalandı. Neden? Çünkü beni hala kendi aralarında paylaşamıyor. Dingiller tamam mı? Bir. İkincisi kime imzalattırıldı? Saltanat şurasına. Bunlar ilk etapta yok deyince neyi açtılar? Milne. Hattını açtılar. İngiliz'i, Yunan'ı tamam açtılar. Neden? Osmanlı sevri imzalasın diye işgallerini genişlettiler. Değil mi? Saltanat Şurası'nda Rıza Tevfik, işte Reşat Halis, Hadi Paşa vardı değil mi? Topçu Feri'yi Rıza imzalamadı ama çok da önemli değil. Sonra gelip de Vahdettin'e ve Damat Feri'ye de onaylattılar mı? Bitti gitti. Vahdettin bunu onaylamakla hepten bittiğini yok olduğunu da ne, artık ne yapıyor? Kabul ediyor mu? Ama gönlüyle mi onaylıyor? Yoksa onaylamış gibi gösterdiler. E, onaylamış gibi gösteriverdiler. Anlaştık bir. Bir de olay. Sevr anlaşması abim gelecek soru bellidir ya. Sevr anlaşması kesinlikle ne değildir? Hukuki değildir. Tamam. Sevr anlaşması ölü doğmuştur. Geçersizdir. Niye? Çünkü bir ne onayı yoktur. Çünkü bir meclis onayı yoktur abem. Tamam? TBM de bunu kabul etmedi, kabul edenleri ne saydı? Vatan haini saydı. E bunu kabul etmezsen yerine yenisini yapmanın tek bir yolu var. Ne o da? E savaş bilin. Şimdi burada Lozan, tamam barış anlaşmamız, tamam mı? Londra konferansı. Ulan hangi Londra konferansı? Osmanlılar Londralar biter mi? Parisler biter mi? İstanbullar biter mi? Anladın mı? Şıkları atarlar. deli gibi ezberleyeceğiz diye uğraşmayın. Tamam. Peki TBMM tarafından kurulan istiklal mahkemeleri. Ha bak dışarıdan hakim yok. Birinci TBMM'nin mebusları istiklal mahkemesinde ne görevi yapıyor? Yargıçlık görevi yapıyor. 1 iki, üç. Hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Öğretici olsun diye. Üyeleri milletvekillerinden oluşuyor mu? Oluşuyor. Şimdi TBM yasama. Değil mi? Milletvekili. Yani mebus dediğiniz adam neyin içinde? Yasama merkezi içinde. E bu mahkeme dediğiniz hangi erk? Yargı erki. E yasama yargıyla ne olmuş? Birleşmiş. Meclis milletvekili mahkemede ne görevi yapıyor? Yargıçlık görevi yapıyor. Ama ben tarih öğretmeniyim. Alakam yok akışlı ama meclisin üyesi miyim? Kurulduğu ilde yapıyor abim. Anladın Bitti gitti. Al beraberinde kararlarına temiz yolun açık olması. Ne nah açık? Nerede açık? Kararlarına temiz yolu kapalı. Tamam temizmemiz yok. Bittin gitti. Tamam kararlar kesin ve kati. Anında da ne olur? Anında da uygulanır. Anlaştık ama sert mi? Sert. Temizmemiz yok ve gezici mahkemeler. Seyyar mahkemeler diye geçiyor. Belli illerde kuruldu. Anladım. Söyledim mesela onları slaytta da gösterdim. Ankara'da, işte Diyarbakır'da, Pozantı'da, Eskişehir'de, bizim Isparta'da, Kastamonu'da birkaç yerde ne oldu? Kuruldu. İhtiyaç olduğu zaman da bu aller yok mu? Üç eller. Onlar gittiler, mahkemeyi kurdular, geldiler. Tamam. O yüzden bak dikkat edeceğin nokta. Birlen üçtür. Temiz yolu falan. Açık abi ne temiz abi? Bittin gitti. Tamam. Al. Bir ve üçtür. Bakalım. İngiltere'nin Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, İsyan Asitlemesi bak tek bir şey var. Nereyi koruyacak? Boğazlar'da. Boğazlar'da kim var? İngiliz'in kendisi var. Bizi bize kırdıracaktı. Kardeşi kardeşe kırdıracaktı. Hep yaptıkları olay bu. Abim al. Bu saltanat hilafeti mi korumak istiyor? Hangi gerekli olursa olabilir? Saltanat. Ne saltanat hilafeti koruyacaklar lan? Kurban olduğumun adam kaldırmış İstanbul başkentini işgal etmiş. Ne koruyacak? Kimden koruyacak? Benden mi koruyacak? Ben zaten Müslümanım. E, ben benden mi olacak? Kaldırmış, işgal etmiş. Birler gitti. Gitti. Başka yok, gitmedi. Tamam. Boğazlara hakim olmak ha, banko var. Olmayan gitti. Beraberinde Musul meselesini kendine. Ne Musul Ortada Musul mu var? Musul nerede? Cumhuriyetin başında sorun olacak. Bak yalnız neymiş? Yalnız ikiymiş. Klasik, klişe Osmanlı ne soruları? Tamam, İnkılap tarihi soruları bak. Belli, net. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ve Ahmet Anzavur Kuvayi Muhammediye ve Kuvayi İnzibati, halifelik ordusu. Bu isyanların ortak özelliği Boğazlar. Boğazlarda kim var? İtilaf var. Kardeşi kardeşe kırdıracaktı. Bizi birbirimize kırdırmaktı amacı. Başka bir şey değildi. Ve Mustafa Kemal'in tarafından Anadolu Ajansı'nın kurdurulmasında da Mayıs 1920'de Yunus Nadi Abalıoğlu ağabeyle Yunus Nadi Abalıoğlu'yla Tamam. Halide Edip adı var kendi yoka. Kurduruldu bu. Amaç ne? Amaç ne? Olumsuz propagandalar engel olmak. Hangileri etkili? Niye kurdurdu bunu Mustafa Kemal? Bu yüzden soruyor. Tamam. Halkı doğru şekilde bilgilendirmek. Evet. Milli mücadele çalışacağı savunmak. Evet. Bak hepsi var. Neye karşıyız? Ula o İngilizler o İstanbul hükümeti bir gazete yayınlıyor. Peymanı sabah koymuş Mustafa Kemal'in, Kazım'ın, Rauf'un şeyin hepsinin resmini bunlar demiş. En büyük haindir demiş. E Anadolu halkı neye bakar? E gazetede, televizyonda, haberde gördüğüne bakıyor. Yani Mustafa Kemal şunlarla ne oluşturmak istiyor? Milli mücadele taraftarı kamuoyu. Belli bir görüş etrafında toplanmış kişiler oluşturmak istiyor mu? İstiyor. Amacımız ne? Hepsisi. Tamam. Ve ahanda bitti. Son soru. Bayram. Tamam, şimdi. Hazırlığınızı yapın. Kamuflajları giyin. Nereye gidiyoruz? Yüzme öğretmeye gidiyoruz. Hadi Allah'a emanet.